Gök. Mehmet Gök. Lağabınızda kimler derler? Gerçekler derler. Gerçek Ömer Yıl, gerçek Ali Yıl. Evet. Şimdi şöyle, iş hayatına atıldığından neler yaptın? Nerelere gittin? Şöyle kısaca hayatını anlat. İş hayatında Adana, Mersin, Zilekya, Lemans köyünde çalıştım. Limon kestim. Evet. Şimdi bir severler yine Adana'da tekrar kazma dövmeye gittim. Pamuk otu dövmeye gittim. Mersin'de limon ağaçlarında köklerinde yalak yaptım, çalıştım. Gözlerimde sağlamdı. Evet. İkinci bir sefer tabii geldim. Evlendikten sonra ondan sonra resimde hamallığı ettim. Hamallığı ettikten sonra tekrar gözlerim bozuldu. Gözlerim bozuldu. Kaç sene daha hamallık ettim. Doktorlara gittim. Çare bulamadım. Ondan sonra tekele girdim. Tekele girdikten sonra 16-17 sene çalıştım. Tekrar emekli oldum. Şimdi ise emekli olduktan sonra bir yer yaptırdım. İçinde oturuyorum. Az bir maaş ile barınabiliyorum zorundan yani. Şimdi emekli ne kadar alıyorsun maaş? 1.350.000 lira alıyorum. Zorundan barınabiliyorum. Zorundan. Borcum harcımlar varsa. Ancak. Çocuklar da yardımcı oluyor. Çocuklar tamam. Maalesef kendiler tabii haftalığını alıyor. Hayır, şimdi haftalığı hiç değilse sana yük olmuyorlar bana değil mi? Bana yük olmuyor. Haftalığını alıyor, üstelik tabii, başını alıyor. Tabii. Bana yük olmuyorlar. Kendiler kendileri şey yapıyor, kitabını defterini alıyor. Birisi ortaokula gidiyor, birisi liseye gidiyor. Çok şükür, çok güzel. İşte kazandım da işte hanım da devamlı hasta oluyor. Evet. Kazan yok. İşte doktorlara veriyor. Bilmem ne diyor işte. Velhasıl günümüz... Bir dakika. Şimdi çocuklar çalışıyor. Sana faydalı oluyorlar. Çocuklar çalışıyor. Bana faydası oluyor. İyisi bir Allah. Birisi ortaokula gidiyor. Birisi liseye gidiyor. Çarşıda cenaze gidiyorlar. Ufak tefek faydalar oluyor yani. Tabii. Ondan sonra işte herkes kendi kendine kitabını, defterini alıyor. Elbisesini alıyor. Bizim bir ufak bir maaşla İşte evi kaybettim. Yine gidiyor. Eskiden bu maaş davası da yoktu değil mi? Yok. Bu sigorta çok iyi bir şey. Şimdi bazıları bu Bağkur'dan kaçtılar. Evet. Şimdi baktılar ki çoğu pişman. Hı. Çünkü neden? Gerçekten insanın bir sigorta artık. Dünya bu hususta gelişiyor. Evet. İnsanlara yaşlılıkta sokağa atılıyordu eskiden. Orta. Şimdi maaşı var sokağa atılmıyor. Tabii. Çünkü sahip çıkıyor diyor. Tabii. Şimdi bir de seninle şu Besni hakkında sorayım. Bu Besni'den niye göçtüler? Senin görüşün nedir? Millet niye geçti sağa sola? Besni gelişim yapmadı. Evet. Besni oynak bir yerdeydi. Besni'nin suyu yoktu. Ondan sonra sağlam bir yeri yok ki ev yapa da otura ev yapsa bile oynayıp gidiyordu. Evet. Ya mesela aşağı şehirde sağlamdı. Aşağı beyler de bu tarafa çekmiş. Bayardan ev çekseydi, şu tarafa çekseydi ev sağlam olurdu. Evet. Şeylerdi ama şimdi Besniler tabi bütün dergah kalmadı. Uşağa göçtü, Antep'e göçtü, İstanbul'a göçtü, İzmir'e göçtü. Ondan sonra şimdi ise yavaş yavaş bazı toparlanmaya bakıyorlar yani Besni'de. İki senedir ev yapılıyor tabi. Evler biraz fazlalaştı. Tabii. Fatih, kiralar bahalı, evin kökü bahalı. Adamlar istiyor ki yani geri gelen buraya. Tabii. Aynı dergahları geri buralar. Oraya yerleşmişler. Orada ev almışlar, yerleşmişler. Ondan sonra orada kalırlar. Senede bir kere gelirler. Kendilerini buradan alıp geri gidiyorlar adamlar. Ne yapsınlar? Şimdi ikincisi de biliyorsun aşağı şehirde hamamlarımız vardı. Güzel camilerimiz vardı. Pınarları vardı. Köprüler vardı. Bu Besni'nin halkı göçtükten sonra bunlar da talan oldu. Talan oldu. Bu neden oldu bu acaba? Senin görüşün nedir? Benim görüşüm sahipsiz kalmalar. Sahipsiz kalırsa ne olur? Bir şeye sahip çıkan olmazsa yıkılır. Evet. Ben bizim evde oturmasam, kira da vermesem burayı var ya, evet. Bu ev yıkılır. 2-3 sene sonra yıkılır. Değil kimisi ki... pencereyi çıkarır, kimisi camını çıkarır. Evet. Hurda olur gider. Evet. Gelirler, boyasını şey yaparlar. İçinde oturduğum halde dağıtlayan orası çocuklar. Evet. Şimdi ikinci, bu böyle. Bir de bu gurbete gidiyor Besniler. Şimdi eskiden ben gurbete gidenlere sırtına yadırgı yorgan vermişim, adam olmaz derler. Yok gider işte rezil olur gelir. Melengez, memlekette dilengez derler. Sen mesela sen de gurbete gitmişsin. Hani
Gittin ki para kazandın. Evet. İyi gurbete gitmekte fayda mı görmüş Besni halkı? Rezil mi olmuş, vezir mi olmuş? Senin görüşün nedir yani? Gurbete gitmeyi böyle ayıp sunarlardı. Gurbete gitmek, gurbete adamlar evine beraber göçmüşler. Eyle çalışan yok ki. Eyle çalışmaya giden pek az. Memleketinden aciz kalmış kişiler gidiyor. Gurbette çalışıyor. Orada da yani orada da evlenebiliyor yani. Orada evlenip tabii. Orada da kalabiliyor. Tabii. Aciz kalmış ama. Ya buraya gelse burada aç. Oraya gelse orada aç. Benim nerede kardım doyarsa orada diyor. Orayı iyi benim için diyor. Tabii. Nerede kardım doyarsa. Mesela hamallıydı gidip ya. Tabii. Orada çalışıyor, çabalıyor. Ayıp değil. Ayıp değil, bir ağamın yanına yerleşiyor, çalışıyor, çabalıyor. Ağa diyor ki sen terbiyeli çocuksun. Ben sana diyor, bu bahçeleri vereceğim. Bahçeleri edeceğim, eleyeceğim. Evet. Seni ev vereceğim de bahçıvencilik yapacağım diyor. Evet. Ondan sonra işçi çalıştıracağım diyor. Evet. Benim kimsem yok diyor. Sağdan soldan işçileri bulacağım diyor, getireceğim, bahçemde çalıştıracağım diyor. Tabii. Ağa sana ev diyor. Ev de veriyor. Sen de terbiyeli bir adamsın diyor. Çok yanım Karaköse'den, Erzurum'dan gelmiş, Besni, Lemas köyünden, Mersin'de. Evet. Adam evde şey yapıyor, bahçeciliğini yapıyor. Tabii. Yani ağa oluyor. Ağanın adamı oluyor. Ondan sonra tabii. Sağdan soldan işçi buluyor. Adam bahçesinde çalıştırıyor. Su attırıyor, çalıştırıyor, çabalıyor, evini, bağını, işte ne güzel oluyor yani. Tabii. Yalnız kimisi de evine göçüyor. Mesela uçağa falan göçüyor. Ha, gidiyor. Tamam. Demek ki gidenler rezil değildi, vezir olmuş. Yok ha. Canım, hiç rezil. Demek ki bizi bağlıyorlarmış, dışarı gitmesin, uyanmasın diye. Tabii, rezil değil. Dışarı giden adam zengin oluyor, ne diyeceğim. Ha. Buradan Mersin'e göçüyorlar. Ammalı da adam burada hiç acından ölüyor, Mersin'e göçtü. Adam Antalya'ya dükkanı açmış. Ha. İki tane oğlunu olmuş, oğlu çalışıyor. Tabii. Altında arabası, iki katı, üç katı ev yaptırıyor. Evet. Görsem, ne bileyim artık, hiç yani buradan aç gitmiş. Acından ölür dersin ya. Burada gitmiş ya. Bu adam acından ölür ya. İş yapamaz ya. Çünkü mecburda bir adam. Oraya gitmiş, gözü açılmış, zengin olmuş. Kimisi tablacılığıyla zengin olmuş. Kimisi dükkan açmış, zengin olmuş. Yani Besni'den gidenin hiçbir tanesi fakir kalmamış. Evet. Hatta demek ki Besni halkı çalışkan. Çalışkan. Tuttuğunu koparan bir millet. Tabii. Dışarıda da, içeride de mücadele veriyor. Biliyorsun. Aşağı şehirde evlerin altında cırpalık dükkanları vardı. Vardı. Cakır işlerlerdi. Çünkü sanayi yoktu. Sanayi öyle yoktu. Çalıştı adamlar. Ve şimdi yani. Dışarıda daha iyi çalışıyor. Ne tezgahı? Onlar için ne tezgahı? Çabırcık hocam. Evet. Şimdi ise motoru tezgahlar çalmış adam. Gece gününde kaç tane, 4 tane kilim çıkarıyor. Tabii. Bir gecede bir gününde 4 tane kilim çıkarıyor ki bugün 5'er yüzünden 10 milyon eder. Evet. Peki, verdiğin bilgiden dolayı teşekkür ederim. Sağ ol bana. Sen de sağ ol. Çağır çocuklarla da bir şeyini alayım. İlo, gel abi. Gel abi. Ha, orada oturun istersen. Ha, ben istersen. Ekmek gidiyor. Ha. Tabii tabii oğlum. Hatır ola. Baban yanında, annemi de çağır. Hayır. Bu fırsattır ya. Yani. Bunu bütün besleyi şimdi toplayacağız. Bu filanın filanın. Tabii bu isminiz. Nüfus kağıdı gibi bu şimdi bizde yazılı. Ha. İstersen sen de içeriye şey yapalım, istersen orada da şey olur da sandalye var mı? Sandalye şey var. Bunu da şu odada çek gel. Ha. Ha. Gelin ha. Ha. Buraya oturun. Ya çağır hanımı da. Ha. Şöyle. Şimdi senden de soracağım. Nerede dersini şundan bundan. Bak şu memleketin ağası beyi. Bak sen liseye gidiyorsun bak. Bir tane pedere çıkıp da yaşı güllere çıkın da olmuş. Aşağı şehrin bir filmini çektirmemişler bak. Bu kadar insanlar geldi. 100 senedir memlekette fotoğrafçılık var. 50 senedir böyle el makineleri var. Düşünebiliyor musun? Şimdi ben Antep'te çekiyorum, Antepler de öyle diyor. Ya Besni'ler kadar baba yiğitten bir şey adam yok diyorlar bak. Şimdi bir Antep'in resmini, filmini çeken yok diyorlar. Herkes ilgi duyuyor yani. Ya Adıyaman'ı çekiyorum, Urfa'yı çekiyorum. Bütün bu bölgeler güzelliklerini çekiyorum. Besni. Yani bunların tabii o dış görünüşlerini bir belgesel yapacağız. Bunlar da aynı nüfus gibi. Nasıl nüfusta kayıtlısın şimdi? Bize resimli kayıtlı olacak.
Tabii bunda böyle tık böyle sesli konuşması. Şimdi kitap yazmışlar. Kitabı kimse okuyamaz. Kitabın içinde halktan kimse yok. Sivrilmiş, memleketi batağa getirmiş, sürüklemiş kişilerden başka. Kimse yok. Neden? Çünkü işlerine gelmiyor. Beste halkının kalkınmasını istemiyorlar. Şimdi onları sen bıçakla fabrikada çekiyor mu buradaki ağalar böyle? Kuduruyor. Niye? Besni kalkındı. Biz bak böyle baş açık gezemezdik. Kombik derlerdi yani, tiyatrocu. Bak. Sen ne diyorsun sen? Biz neler yaşadık? Ben böyle mazgeçli gezerdim, herkes beni kınardı. Kravat takardım, sümük çakmadım mı diye takılırlardı. Şimdi bak bu hale geldi yani. Sen bu mücadeleyi ben çocukluktan belli veriyorum. Hani hanım gelmiyor mu? Çağır. Şunu da oturun. Bunlar şimdi artık bu tarihi bir belge oluyor. Canlı. Ben şimdi bunu niye çekiyorum? Halkın şeyini fikriyle, halkın fikrini soruyor, ne yapmış, ne etmiş, bir kitabı yazmış, bunun ne yaptığını, babayı ne gibi mücadele yaptığını yok, adı da yok. Halktan bir kişi. Onun için bu artık insanlar bu çığır açtı bu kameralar. Ha. Otur sen de otur bakalım. Ha, öbür çocuk nereye gitti ya? O gitti, onun namı da bir şey yok. He? O modur mu? Halbuki aksine ha. Aydın kişi olacaksın. Adam sana çekiyor bir şey. Asıl işte bu aşağı şey yok. Senin çocuğun ismin? İlyas. Ha. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Lise 1. Lise 1, güzel. Dersler nasıl? Normal. Peki şimdi ders haricinde bu tatilde ne gibi faydalanıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben özel bir kuruluşta çalışıyorum. Esnaf ve sanatkarlar odasında. Ha. Başka bir şey yapamıyorum. Ha. Yani orada özel çalışıyorsun. Çok güzel. Yani hiç değilse babana yük olmuyorsun. Oradan birkaç kuruş aldın diye kendine harcıyorsun değil mi? Evet. Güzel bir şey. Şimdi babanın eline bakmak delikanlıyken, iş varken yapmak lazım. Babanın parası iki ekmek fazla olursa dersi gün bir ufak bir rahatsızlıkta onu oraya aktarır yani. Onun için evvela aile yapısı bize toplumda çok önemlidir. Aile kopukluğu insanları tedirgin eder. Onun için bravo, aferin. Evet yenge hanım, bir sevdiğim Bayram Kala'nın kızı olman dolayısıyla gurur duyuyorum. Gerçekten öyle, sevdiğim bir kişidir. Yani şu besni bir tarafa, babam bir tarafa. Yani öyle severdim. Sağ olsun. Ha. O da beni öyle severdi yani. Ne bileyim ben. Şimdi size de soruyorum. Besni de böyle gelinler, kızlar giyince abidin ben kızı mı derler. Evet. Oğlanlar gelse abidin ben oğlu mu derler. Bu neden geliyordu bu yani? Böyle karınsızlıktan mı? Nedendi? Böyle bir kelimeler vardı. Besni'nin bir namı var ki yukarı giyersen nereden alın? Ha? Yani, ha? Hayırlı olsun derim. Ha. Oradan geldi, oradan kaynaklar. Ha. Şimdi orası ağalar böyle giyinir. Evet. Çünkü sen onlara uyamazsın demek istiyor. Evet. Ama şimdi çevremiz iyi oldu. Herkes aynı giyiniyor. Tabii. Evet. Ha. Herkes çalışıyor artık. Evet. Gözü açıldı. Tabii. Çalışıyor, giyiniyor. Birbirine bakıyor, eksiğini tamamlıyor. Evet. Çok aynı. İyi bir şey. Tabii. Aynı tabii. Evet. Kaç çocuğunuz var? Üç tane. Üç tane. Üçü de oğlan. İkisi oğlan biri de. Allah bağışlasın. Ha. Çok iyi. Çocuklarından memnun musun? Valla işte. Ha. Hayır şimdi ben, biz de dört kardeşiz. Yani daha hayatta bize anamızın yüzünü böyle gözümüze baktığı zaman bir yere giderdik misafir. Gözümüze bakardı. Al derse alırdık. Yoksa evet. Almazdık. Yani eskiden öyleydi. Benim çocuklarım da yine görsün. Ha. Şimdikilere hiç uyumaz. Allah. Evet. Ha. Ama çünkü arada işte beni üzüyorlar. Terbiye her şeyden üstündür. Onlar erkek kimisi de ki geri kalmış ya da de onlar yanlış. Yok, o terbiyeden de kaynaklanıyor. Evet. Ben 42 senedir evliyim. Daha kayınbabamdan, kaynanamdan herhangi bir problemim olmaz. Aksine
bana saygı duyarlar yani. Tabii, çünkü dua ederlerdi. Sevgi, saygı var. Ha, insan öyle olacak. Kendini sevdirecek. İnsanın anne de bir baba da, kayınbaba da aynı bir annedir. Tabii. Sen hanıma saygı duyduğun müddetçe hanım da senin ailene saygı duyar. Böylelikle insanlar, aileler birbirine bağlı olur. Atatürk denmez ya, ha, her zaman için. Tabii. Sevgi, saygı daim için insana yararlı. Çok güzel. Atatürk atanın kıymetini bilmek lazım. Peki, ikinci de şey, bir mesajın var mı? Şimdiki gençler, yani şimdi sizin zamanınızdaki fark nedir? Şunu kısaca anlat. Yani eskiden nasıl daha terbiyeliydi, şimdiki kızlar, kadınlar, erkekler daha nasıl yani, fark nedir yani? Eskiden bizim zamanımızda büyüyen sevgi saygı vardı. Ha. Şimdi büyüyen küçüğün farkı yok. Şimdiki ha, gençlerin arasında. Ha. Demek ki biz her şeyi yapmışız, bunu unutmuşuz. Evet, siz diyorlar geri kafamışsınız, geri kalmışsınız. Hayır. O geride kalmışsınız. Ha. O öyle der ki, insana daim için büyüyen sevgi saygı lazımdır. İşte. Ha. Ben şimdi o gençlere de sesleneceksin. Evet. Biz geri kalmadık. Bizi evet, geri bırakanlar bu hale getirdi. Tabii, tabii. Diyor ya, biz giymesini giydik, başkası bize arlanır. Sen kimsin? Evet. Sen neyin necin? Evi süpürür. Bak 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 bak, geline bak. Gördün mü? Evi afat gibi. Evi süpürüyor, süpürüyor. Evet. Mesela öbürü de bir tane canlı evde yatıyor, zöv zöv diyor. Evet. Mesela yani böyle aşağılık kelimeleriyle toplumu bizi yöneten kişiler. Evet. Bizi aşağıladıkça biz kendimizi böyle durmuş. Şimdi gençler böyle bir kimse yoktur. Evet. Gençleri aşağılayan olmadığı için evet, doğru, haklı onlar. Bizi geri düşünce. Ha. Gençler dinlemiyorlar. Ha. Aslında. Biz sürekli baskı altındaydı mesela. Ha. Dışarı çıkmayın, geç kızsın. Ha. Erkek var. Ha. Çarşıya gitmeyin. Eskiden bizler çarşıya mı giderdik? Tabii. Şimdi erkek, kız, bayan hepsi bir. Demek ki bir şey yokmuş. Evet. Hiç özel. Aslında yok yani. Evet. Kadın erkek eşit haklar tanınmış. Evet. Ama zaten kötüyse zaten kötü. İyiyse iyilik yapacaksın. Bir şimdi yok, kadın gitmeli. Evet. Şimdi mesela sen gitsen her şeyin iyisini, domatesi seçersin. Evet. Ama herif senin kadar seçemez. Hayır. Ha. Yani bu insanın doğa hakkı ya. Evet. Sen de bu memleketin çocuğusun. Herif de öbürünün hanımı da. Zaten birbirinizi görüyorsun, düğünde tanıyorsun. Eskiden düğünlerde biliyorsun değnekçi vardı kapının önünde. Çok zopaydı. Çarşafın arasından girerdim içeride. Zopayla çıkarırdı adam bizi. Şimdi bak herkes genç oynuyor, yürüyor, görüyor. Ha, memleketinin çocuklarını, gençlerini tanıyor. Değil mi? Ne kadar iyi bir şey. Bunda bir kötülük yok. Ama bakma bazı din adamları milleti baskıya sokmak istiyor. İnsan uygar oldukça ne olursa olsun, insanı terbiyesince, yaşadıkça her uygarlığa uymak lazım. Topluma uymak lazım her zaman işte. Topluma uymak lazım. Evet. Ya, değil olarak bakacağım.